Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'in 31. suresi olan Lokman Suresi'ni anlatacağım. Bu sure adını içindeki kıssadan alır ve toplamda 34 ayetten oluşur. Lokman Suresi Mekke döneminde indirilmiş olup temel olarak hikmet, iman ve ahlak konularını işler. Lokman Suresi'nin ana teması insanlara hikmetli öğütler vermek ve onları doğru yola yönlendirmektir. Surede özellikle Lokman'ın oğluna verdiği nasihatler öne çıkar. Lokman Kur'an'da bilge bir kişi olarak tanıtılır ve oğluna verdiği öğütler tüm insanlık için evrensel mesajlar içerir. Lokman oğluna ilk olarak Allah'a şirk koşmamasını öğütler. Şirk yani Allah'a ortak koşmak İslam'da en büyük günah olarak kabul edilir. Lokman oğluna Allah'ın birliğini ve yüceliğini hatırlatarak iman esaslarının temelini vurgular. Bu öğüt insanın hayatında en önemli rehberlerden biri olmalıdır. Bir diğer önemli öğüt ise anne ve babaya iyi davranmaktır. Lokman oğluna anne ve babasına karşı saygılı ve itaatkar olmasını söyler. Ancak eğer anne ve baba Allah'a şirk koşmayı emrederse bu durumda itaat edilmemesi gerektiğini de belirtir. Bu İslam'da aile ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu ve aynı zamanda Allah'a olan bağlılığın her şeyin üstünde tutulması gerektiğini gösterir. Lokman oğluna namaz kılmayı, iyiliği emretmeyi ve kötülükten sakındırmayı da öğütler. Namaz, İslam'ın beş şartından biridir ve müminin Allah'a olan bağlılığını gösterir. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak ise toplumsal düzenin korunması ve insanların birbirine karşı sorumluluklarını yerine getirmesi açısından önemlidir. Lokman suresinde ayrıca kibirden uzak durmak ve alçak gönüllü olmak da vurgulanır. Lokman, oğluna insanlara karşı kibirli davranmamasını ve yeryüzünde böbürlenerek yürümemesini öğütler. Bu, insanın kendini beğenmişlikten uzak durması ve her zaman mütevazı olması gerektiğini gösterir. Son olarak, Lokman suresinde Allah'ın ilmi ve kudreti üzerinde durulur. Allah'ın her şeyi bildiği ve her şeyden haberdar olduğu hatırlatılır. İnsanların yaptıkları hiçbir şeyin Allah'tan gizli kalmayacağı vurgulanır bu insanlara Allah'ın her an yanlarında olduğunu ve her davranışlarının bir karşılığı olduğunu hatırlatır. Özetle, Lokman Suresi, insanlara hikmetli öğütler vererek onları doğru yola yönlendirmeyi amaçlar. Lokman'ın oğluna verdiği nasihatler, iman, ahlak ve toplumsal sorumluluklar açısından evrensel mesajlar içerir. Bu sure insanlara Allah'a olan bağlılıklarını hatırlatırken, aynı zamanda aile ilişkileri, ibadetler ve toplumsal davranışlar konusunda da önemli dersler verir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.